Böyle de. Az daha söyledim, ağzını kapat. Artık bu zirai ilaçlardan arıların ölmesi aracının kaderi oldu. Burada 700 koloni, 700 kovan arımız var. Zirai tarımdan ne yazık ki her sene olduğu şekilde bu sene de başımıza geldi. Kaybımız çok. Arıcılar kederli. Sıkıntıları çok büyük. Beklentileri birer birer heba oldu, gitti. Yani gerçekten çok üzgünük. 700 kovan arı bugün maddi değer 280 bin lira. Ayrıyetten bundan 500 bin liralık da bal geliri oluyor arının. Yani bittik. Aracı olarak biz bittik. Ne diyelim yani, artık bunu bakanlığımız bir çare bulsun. Yani bu ilaçlar uzatılmasın artık, çiftçilerin kullanmış olduğu ilaçların günler uzatılmasın. Ya da denetlensin, reçetelen satılsın, belirli saatlerde atılsın. Biz atmasın demiyorum kimse ilacını. Ama yani birileri ekmek kazanacak diye birileri ekmeğinden olmasın. Evet. Ya bir kolon bir çıta üzerinde 5000 500 ila 1000 arı oluyor. Şu anda zaten arılarımız gelişmek üzere. Gelişme aşamasında. 3 çıta ile 4 çıta arasında. Evet. Yani bu arıların %70'i telef oldu. Sen Yani 4 yalnız çıtalık arının 3 çıtası telef oldu. İçinde 1 çıta arı kaldı. Benim sadece arı ölümünden kaynaklı zararım 280 bin lira. Yani bunu balı, alacağım balı eklemiyorum. onu da eklersek. Onu da eklersek 500 bin liralık ben bundan bal alıyorum yıllık. 700 kovan arıdan. Evet. Yani zararımız çok büyük. Bu arı zehir almış olduğu işletmeler, büyük çaplı işletmeler bunu niye düşünmüyor? Yani bu arının gidip çiçeğe konduğu zaman veriminin artacağını bilmiyorlar mı? Ziraatçılar bunu biliyor. Neden öldü abi arılar? Arılarımız zirai tarımdan öldü. Yani Tarım ilacından. doğal bir afet değil bu. Keşke öyle olsa. Evet. Ama doğal afetten ölmüyor. Yani bu insan kaynaklı olan tarım zirai ilaçlardan ölüyor. Arılarınızı geldiğinizde, kontrol etmeye geldiğinizde ölü görünce neler hissettiniz? O anda bittiğimi hissettim. Emeklerimin heva olduğunu. Yani bir insanın evladının öldüğünü duyduğu anki hissi yaşadım yani. Evet. Çok kötü bir his. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Ama her sene de bu yaşıyor arıcılarımız. Yani çare bekliyor. Bakanlığımızdan arıcımız çare bekliyor. Arılarımın yanına geldiğinde arılarımı bitmiş vaziyette zehir aldığını görünce geçmiş tarihimizde Tokat ili olması lazım. Kazıklı Voyvoda'nın Türk esirlerine yapmış olduğu işkence yaşamış gibi hissettim kendimi. Buraya sadece arılarımı gömmüyorum. Umutlarımı ve hayallerimi de birlikte gömüyorum. El Fatiha.